Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte giriş segmentini hitap eden cihazlardan biri olan TechnoSpark 20C'yi birlikte inceleyeceğiz. Ben bu telefonu arkadaşlar hepsi buradan satın aldım. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 6000 küsür liraya, 6500 civarında bir şeydi. Bir kardeşim var. Ortaokula gidiyor. Onun için satın aldık arkadaşlar. Kendisi 7. sınıfta bir telefon ihtiyacı vardı. Ve hani böyle biraz daha giriş segmentine hitap eden, çok pahalı olmayan ama oyun oynayabileceği, işte nedir, PUBG Mobile'dir, Call of Duty Mobile'dir vesaire gibi oyunları oynayabileceği, görünüşü şık olan bir cihaz arıyordum. Fiyatı da hani fazla zorlamayacak bir şeyler olsun dedik ve bu bağlamda 6500 liraya bunu ben hepsi burada da buldum ve satın aldım arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuzun incelemesine. Almışken de bir inceleyelim dedik. Öncelikli olarak kutu içeriğinden başlamak istiyorum. Açıkçası kutu içeriği beni şaşırttı arkadaşlar. Şarj adaptörü zaten geliyor. Biliyorsunuz Çinli üreticiler henüz Samsung ya da Apple gibi şarj adaptörünü kutudan çıkartmış değiller. Genel olarak koyuyorlar. Burada bir şarj adaptörümüz var. Bu tamam. Bu alışık olduğumuz bir şey kısmen. Şarj kablomuz var. Tip C şeklinde. Bakın burada bir kulaklık var arkadaşlar. Tamam belki çok iyi bir kulaklık değil. Ama günün sonunda Tekno buraya bir kulaklık yerleştirmiş. Ben bu açıdan hani tebrik ediyorum. Bir de yani 6000 lira gibi bir fiyata satın aldığımız telefondan kulaklık çıkıyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Şöyle bir ekran koruyucumuz var arkadaşlar. Bu ekran koruyucu tabii ekrana da gelebilirdi. Bir de bir kılıfımız var. Yani telefona kılıf aramak zorunda kalmıyorsunuz. Silikon bir kılıf çıkıyor içerisinde. Bu noktada arkadaşlar özellikle telefonun tasarımı benim çok hoşuma gitti. Bir de bu telefonu seçmemdeki asıl neden NFC özelliğinin olması arkadaşlar. Biliyorsunuz orta segment böyle 15-16 bin liraya aldığınız bazı telefonlarda bile NFC özelliği olmayabiliyor. Ama burada 6 bin liralık bir telefonda NFC özelliği olması beni gerçekten cezbetti diyebilirim. 128 GB'lık depolama, 8 GB RAM diyor burada kutunun üzerinde ama şöyle bir nokta var arkadaşlar. 4 artı 4 demiş burada. Bu ne demek? Diyor ki bu telefon diyor dahili depolama alanının bir kısmını RAM olarak kullanabilir. Bu kullanıcı isteğine kalmış bir şeydir. Bu zaten son dönemde Android'de yaygın olarak kullanılan bir özellik arkadaşlar. Sanal RAM uygulaması olarak geçiyor biliyorsunuz. Yani ne yapıyor? 128 GB'ın 4 GB'ını isterseniz eğer kullanıcı ayarlarından değiştirirseniz RAM olarak kullanabiliyor arkadaşlar. Bu tamamen kullanıcılara kalmış durumda. Yani biz açtık mesela. Niye? Çünkü 4 GB RAM biraz düşük kalabilir. Malum oyun falan oynandığında 4 GB'lik RAM tam olarak yeterli gelmeyebilir arkadaşlar. Bu yüzden de bunun RAM ayarını açtık. Yani 4 artı 4 açtık. Şu anda 8 GB'lik RAM olarak görüyor. Bu noktada baktığımız zaman içerisinde çok da güçsüz olmayan bir Yongo seti olduğunu söyleyebilirim. Yani bu Yongo setiyle arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere. Genel olarak oyunları oynayabiliyorsunuz. Yani Google Play'de yer alan oyunları genel olarak oynuyorsunuz. Bazı oyunlarda bir takılma donma oluyor. Olmuyor değil. Ama ısınma tarafında telefon bence başarılı. Yani mesela kardeşim bir 45 dakika, 1 saat falan oyun oynadı. Aldım baktım telefona. Çok fazla ısınmamıştı arkadaşlar. Bir de tabii ki burada hani şu kılıfla kullanacağınızı düşündüğünüzde telefonun ısınma performansının son derece yerinde olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki burada şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Burada biz 6000 lira çerçevesinde değerlendiriyoruz olayı. Yani kalkıp da burada bu telefonun fiyatı 16 bin lira olsaydı tabii ki eleştirecektik. Ama 6000 lira verdiğimiz için çok fazla eleştiremiyorum. Bu noktada telefonun tasarımı vesaire benim hoşuma gitti. Arkada görmüş olduğunuz gibi İki tane kamera var. Hani şurada bir 3 kamera varmış gibi bir görüntü oluşturulmuş ama arkadaşlar. Şu flash ışığı değil. Bunu size söyleyeyim. Sanki burada biraz aslında böyle 3 kameram var. Şurada flash ışığım. Hani biraz böyle bir iPhone'u anımsatmıyor değil bu kamera çizgileri. Bu noktada şu iki tane kameramız mevcut arkadaşlar. Kamera performansına birazdan geleceğim. Genel olarak tutuş hissiyatı falan güzel. Yani telefonu şöyle kavradığınızda gayet güzel bir şekilde tutuyorsunuz. Ben bu hissiyatı beğendim. Kötü değil. Fena değil. Alt kısımda 3.5 milimlik tabii ki kulaklık girişi var. Zaten kulaklık geliyor. O yüzden koymazlardı giriş olmasaydı. Şarj desteği konusunda arkadaşlar 5000 mAh'lik bir batarya koymuşlar. Bu güzel, gayet büyük bir batarya. Bunun yanında 18 watt'lık bir şarj adaptörümüz geliyor. Yani bu telefon 18 watt'lık şarjı destekliyor. Buna hızlı şarj diyemiyoruz artık. Eskiden olsa evet o 18 watt hızlı şarjla geliyor falan diyorduk ama günümüzde artık 120 watt'ları falan konuşmaya başladığımız için 18 watt çok basit geliyor arkadaşlar. Ama yine de baktığınız zaman 6000 liraya aldığınız telefonda 18 watt'lık şarj olması bence güzel. Bu noktada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim sizlere. Genel itibariyle pili çabuk bitmiyor. Yani evet Yonga seti biraz hantal ama çok fazla böyle pil harcamıyor. Oyun oynadığınızda
biraz pil akıyor. Evet, bu doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Ama normal kullanımda işte sosyal medya olsun, ne bileyim Instagram'da gezinin, WhatsApp'ta yazışın, işte internette surf yapın vesaire, bu tarz şeylerde çok fazla şarjınız gitmiyor arkadaşlar. Ekran parlaklığı konusunda da beni tatmin etti açıkçası. Güneş altında vesaire baktığınızda ekranı net bir şekilde görebiliyorsunuz ki bu bence önemli. Bu seviyedeki telefonlarda biraz güneş altında ekran solabiliyor. Yani görmekte zorluk çekebiliyorsunuz ama hani TechnoSpark 20C'de ben böyle bir sorunla karşılaşmadım. Hani tabii şu anda kış güneşi, belki biraz daha hani yaza dönse şiddet artar, parlaklık artar. O zaman ne olur bilemeyiz ama şu anki şartlarda arkadaşlar dışarıda güneşli bir havada baktığımda gayet net bir şekilde ekranı görebiliyorum. Bu noktada da herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor telefon. Gelelim bir başka kullanım deneyimi olan tarafa. Kameralar. 50 megapiksellik bir ana kamera var ve bu ana kameraya da bir derinlik kamerası eşlik ediyor arkadaşlar. Fotoğraf performansı tabii ki gün ışığında kötü değil. Yani artık biliyorsunuz günümüzdeki hemen hemen bütün telefonlar gün ışığında iyi kötü fotoğraflar çekiyorlar. Tabii ki burada bir 100 bin liralık ne bileyim iPhone 15 Pro Max performansı beklemiyoruz. Ya da Honor'ın yeni çıkan Magic 6 Pro performansını beklemiyoruz. Ama tatmin ediyor sizi. Yani fotoğrafı çektiğinizde arkadaşlar baktığınızda güzel diyorsunuz. Yani en azından telefon ekranında güzel gözüküyor. Zaten Instagram'da paylaştığınızda da biliyorsunuz görüntü kırpılıyor vesaire, kalitesi düşürülüyor ya. O açıdan düşündüğünüz zaman yani gün ışığında fena fotoğraflar çekmiyor. Ama hareketsiz durmanız lazım arkadaşlar. Yani şöyle poz veriyorsunuz ya, hareket etmemeniz lazım. En ufak bir harekette yoksa direkt fotoğraf bozulmaya uğruyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Selfie kamerası yine kendi standartlarında. Yani ne çok iyi ne çok kötü. Tabii ki 6000 Türk lirası civarındaki fiyatları biz baz alarak değerlendiriyoruz bunu. Bunu tekrardan söylemek istiyorum sizlere. Yani sizi tatmin edecek bir selfie kamerasının olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. 90 Hz'lik bir ekranımız var. Bu ekranın genel anlamda başarılı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü neden arkadaşlar? 90 Hz'lik bir ekran akıcı bir ekran. 60 Hz olduğu zaman biraz rahatsızlık yaratıyor özellikle oyunlarda vesaire ama 90 Hz oyunlarda çok daha akıcı bir performans sunuyor. Tabii ki bir 120 Hz performansı alamıyoruz bu noktada ama yine de gözünüzü rahatsız etmiyor. Çok fazla donma kasma olmadan, yırtılmalar olmadan bir oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Bu noktada da telefonun başarılı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi gelelim son değerlendirmemize. Dediğim gibi burada sonuçta 6000-6500 Türk lirası bandına satılan bir telefondan bahsediyoruz. Bu noktadan baktığımızda kutu içeriği son derece zengin. Yani adamlar ekran kurucusundan, kılıfından hatta kulaklığına kadar her şeyi düşünmüşler. Türkiye'de üretilmesi muhtemelen bir avantaj. O yüzden fiyatı düşük diye tahmin ediyorum. Ben örneğin bu telefon Çin'den gelseydi arkadaşlar, yani Çin'de üretilip Türkiye'ye gelseydi fiyatı muhtemelen 6000-6500 Türk lirası bandında olmayacaktı. Çok daha yüksek seviyelerde olabilirdi. Bu noktadan baktığımız zaman Tekno 20 Spark C şu anda piyasada bu fiyatları alabileceğiniz bence en iyi telefon. Yani en azından ben bayağı bir baktım, araştırdım ve Tekno Spark 20 C'de karar kıldım kardeşim için. Bu noktada tabii ki NFC desteğinin olması benim için çok önemliydi. NFC desteğinin olması güzel. Bir sürpriz de arkadaşlar Stereo Dual hoparlörünün olması. Bu noktada ses performansını ben başarılı buldum. Yani sonuç olarak artık kimse zaten kalkıp da telefonunun sesini açıp müzik dinlemiyor da yine de çift hoparlör koymuşlar yani. Bunu düşünmüşler. Giriş seviyesi telefonda. Tipi hoşuma gitti. Yani iPhone'a benzetmeleri bence güzel olmuş. Yani standartın biraz daha dışına çıkmışlar biliyorsunuz. Android cephesinde artık bir standart oturtuldu böyle. Tabii ki burada üreticiler de artık ne yapsak da farklı olsak diye düşünüyorlar. Teknoloji kasmamış. Demişler ki ya iPhone'a benzetelim. Güzel olur. Zaten insanlar iPhone'un tasarımını seviyorlar, alıyorlar falan filan. Böyle güzel bir tasarıma imza atmışlar. Köşeli vesaire. Ekran gövde oranı da tatmin edici. 6.6 inçlik bir ekran zaten. Tabii bakın tekrardan söylüyorum. Ben bunları fiyatı doğrultusunda söylüyorum sizlere. Yoksa bu telefon 16 bin liraya satılsaydı şu özelliklerini gömerdik yani. Dürüst olarak söyleyelim. RAM dediğim gibi 4 GB ama 4 GB'da dahili depolamadan alıp kullanabiliyorsunuz. Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda bence TechnoSpark 20C hani alabileceğiniz bir cihaz. Özellikle böyle öğrenciler için ve hani çok fazla para vermeyeyim ya. Sonuçta hani ilk telefonu diyebileceğiniz çocuklarınız varsa mutlaka tavsiye ederim gerçekten. Güzel. Hatta arkadaşlar hepsi buradadır. Kuponlu bir satıcı vardı. Orada bayağı bir ucuza geliyor. Linki bırakacağım aşağıya, açıklamalar kısmına. Oradan da dilerseniz satın alabilirsiniz. Evet, benim bu cihaz hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer kafanıza takılan bir soru olursa arkadaşlar videonun altında yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.